arkadaşlar. Nasılsınız? Rüzgarlı, yağmurlu bir Finlandiya havasından hepinize merhabalar tekrardan. Bugün çok merak ettiğiniz çok önemli konulardan birine değineceğim. Oturum izni. Finlandiya'da oturum izni. Sizler için bazı notlar aldım. 8 başlık altında. Bu başlıklar altında size oturum izninin detaylarını vereceğim. Bu prosesten, bu süreçten ben de çok yeni geçtiğim için bilgim var. Birkaç ipucu vereceğim size. Dolayısıyla güzel bir video olacağını tahmin ediyorum ben. Eğer oturum izni hakkında daha fazla sorularınız olursa bu video altından bize yorum olarak yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu videolara, bu sorularınıza cevap vermeye çalışırız. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Oturum izni nedir? Oturum izni sizin bir ülkede kayıtlı olarak orada ikamet ettiğinizi gösteren belgedir, bir karttır. Oturum izni aslında Türkiye'nin dışarısında hangi ülkeye giderseniz gidin belli bir sürenin dışında onun bir ülkeye göre değişen süresi vardır. Atıyorum bazı ülkede 90 gün, bazı ülkede 30 gün, bazı ülkede başka bir süre. O sürenin üstünde kalmayı planlıyorsanız oturum izni almanız gerekir. Vizenizin olması bunu değiştirmez. Oturum izni almanız gerekir. Oturum izni neden gereklidir? Aslında ilk sorumuzda da aynı bu ama biraz farklı. Şöyle ki, şimdi diyelim ki siz bir vize aldınız. Finlandiya'ya gelmek için vize aldınız. Arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu, annenizi, babanızı birini ziyaret edeceksiniz Finlandiya'da. Gittiniz konsolosluğa ya da başka bir aracı kuruluşla başvurdunuz. Normal turist vizesi aldınız. Turist vizesinde önemli olarak bakmanız gereken iki nokta var. Birincisi, vizenin kapsadığı başlangıç ve bitiş tarihleri, ikincisi de duration of stay, yani ülkede kalacağınız gün sayısı. Vizenin başlangıç ve bitiş tarihleri 6 ay olabilir, 1 sene olabilir. Hiç önemli değil ama duration of stay 10 günse ya da 5 günse, 30 günse, 60 günse, 90 günse önemli olan budur. Yani şu anlama gelmez bu. Diyelim ki sizin vizeniz 2018 1 Ocak'tan başlıyor, 2018 31 Aralık'a kadar devam ediyor. Bu demek değildir ki siz 2018'in başından sonuna kadar Finlandiya'da kalabilirsiniz. Hayır. Duration of stay, yani kalış süresi ne kadarsa o ülkede o kadar kalabilirsiniz. O vizenin geçerliliği o kadardır. Bu çok önemli bir husus. Bazı arkadaşlar bunu yanlış düşünüyor. İşte benim vizem bir senelik, ben bir sene kalırım. Hayır, kalamazsınız. Duration of stay, yani o ülkede kalacağınız gün sayısı neyse 60 günse 60 gün kalabilirsiniz bir yıl içerisinde. Üçüncü soruda oturum izni ile çalışma izni ayrı ayrı mıdır? Bu arada şunu belirtmeyi unuttum. Benim bu söylediklerimin hepsi Finlandiya'da aile birleşimi için geçerlidir. Aile birleşimi. Tekrar ediyorum. Siz buraya çalışma üzerine de gelebilirsiniz. Okumak için de gelebilirsiniz. Üniversite, lise fark etmez. Ya da işte başka bir yolla da gelebilirsiniz. Ama benim söylediklerim, bu videoda bahsedeceklerimin hepsi aile birleşimi içindir. Lütfen bunu özellikle not edin. Çünkü bazı kurallar değişebiliyor. Ben bu videoda sadece aile birleşimi üzerine konuşacağım. Çünkü ben buraya aile birleşimi yoluyla geldim. Soruyu tekrar okuyorum. Oturma izni ile çalışma izni farklı mıdır? Yani oturum izni aldım, tekrardan bir de çalışma izni almama gerek var mıdır? Hayır. Eğer oturum izniniz varsa genellikle %90 ihtimal çalışma izni zaten onunla beraberdir. Oturum izni kartınız gelince onun üzerinde zaten çalışıp çalışamayacağınız da yazıyor. Benimkine mesela bir yıllık benim oturum iznim var, benim ilk başvurum olduğu için. Bana bir yıllık oturma izni verler. Aynı zamanda o çalışma izni yerine de geçiyor. Çalışabiliyorum. Dördüncü soru, oturum izni nasıl alınır? Aslında bu çok kapsamlı bir soru. Yani normalde Türkiye'den bir elini kolunu sallaya sallaya Finlandiya'da bir oturum iznine başvuramaz. Finlandiya'ya gelmek için bir oturum iznine başvuramaz. Bir sebebi olması lazım. Bu sebeplerden bazıları neler? Örneğin eşiniz Finlidir. Bundan dolayı başvurabilirsiniz. Ya da işte bir Finlandiya'da iş bulmuşsunuzdur. Bunun üzerine başvurabilirsiniz. İşte çeşitli lokantalar var burada. İşte pizzacı olan, amcası olan, dayısı olan bir şeyler var. Onun üzerinden başvurabilirsiniz. 3. Erasmus'a geleceksinizdir. Erasmus'a geleceğinizden dolayı başvurabilirsiniz. Ya da üniversite okuyacaksınızdır. Ya da lise okuyacaksınızdır. Bunlar üzerinden başvurabilirsiniz. EVS yapıyor olabilirsiniz. EVS üzerinden başvurabilirsiniz oturma izni. Yani bir sebebi olması lazım. Turistik amaçlı ben gelip burada kalacağım dediğinizde oturum izni için bir sebep değil bu. Onun için turistik vize var. Başvuru da öyle çok zor bir başvuru süreci değil. Finlandiya'nın kendi bir web sitesi var. Enterfinland.fi olması lazım.
Oradan çok kolay bir şekilde başvurunuzu yapabiliyorsunuz. User friendly, yani bir kullanıcı dostu bir sistem zaten. Gelecekseniz, aile birleşimi yoluyla Finlandiya'ya gelecekseniz o siteye mutlaka göz atın arkadaşlar. Türkiye'deyken mutlaka göz atın. Çünkü oradaki bazı evrakları Finlandiya'dan tamamlamanız mümkün değil. Türkiye'den almanız lazım. Mesela bir web sitesi daha var. infopekki.fi. Bu web site birçok dilde hizmet veriyor size. Bir tanesi de Türkçe. Türkçe dilinde de hizmet veriyor. Oturum izni nasıl alınır? Aile birleşimi üzerinden oturma izni dediğimizde olay ikiye ayrılıyor. Diyelim ki eşiniz Fin vatandaşı. Bu zaman bu sefer işiniz daha kolay. Çünkü eğer eşiniz Fin vatandaşıysa ve siz başka bir ülkenin vatandaşıysanız ve Finlandiya'da oturma iznine başvuruyorsanız eşinizin herhangi bir gelirinin olmasına gerek yok. Herhangi bir gelirin olmasına gerek yok. İşsiz olabilir, hiç sıkıntı değil. Fin vatandaşı olduğu için direkt oturma iznine başvurabilirsiniz aile birleşim üzerinden. Ama diyelim ki eşiniz Türk, siz de Türksünüz ama eşinizin Finlandiya'da oturma izni var. Bir şekilde oturma izni almış, orada çalışıyor. Ama eşiniz Türk, siz de Türksünüz. Eşiniz üzerinden Finlandiya'ya taşınmak, orada yaşamak için oturma iznine başvuruyorsunuz. Bu sefer iş değişiyor arkadaşlar. Bu sefer eşinizin belli bir gelire sahip olması gerekiyor. Bu gelirin ne kadar olduğunu da yıldan yıla değişebiliyor bunlar. En son yılınkini ben yine açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmından bakabilirsiniz. Oturum izni için gerekli evraklar nelerdir? Oturum izni için gerekli evraklar. Dediğim gibi zaten sitede yazıyor onlar. Ama ben şöyle bir trik vereceğim size. Aile birleşim üzerinden başvurmak için. Eğer Finlandiya'da evlenecekseniz, Finlandiya hükümeti, burada maistraati denen bir kurum var. Gerçekleştireceğiniz kurum. Burada sizden bir bekar olduğunuza dair belge isteyecek. İşte bu belgeyi Türkiye'den getirmiş olmanız gerekiyor. Bu belgeyi de nereden alabiliyorsunuz? Nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Nüfus müdürlüğünden bekar olduğunuza dair bir belge istiyorsunuz. Böyle bir şey istediğinizde size sadece bir tane belge verecek. Türkçe bir belge verecek. İkincisi, bekar olduğunuza dair bir cüzdan isteyebilirsiniz. O zaman size de üzerinde çoklu dil olan başka bir belge verecekler. Bu belgenin ikisini de alın arkadaşlar. İkisini de alın. Sadece ilk dediğim bekar olduğunuzu gösteren belgeyle yetinmeyin. Bir cüzdan varmış deyin, işte bekar olduğuma dair gösteren bir cüzdan varmış diye söyleyin. Size o belgeyi de veriyorlar. O belge çoklu dil. Önemli. Onu tekrardan çevirtirmenize gerek kalmaz. Şimdi ilk evrağı aldınız. Size bekar olduğunuzu gösteren evrağı verdiler. Bu evrakta ne yapacaksınız? Bu evrak Türkçe dilinde. Siz onu Finlandiya'da kullanacaksınız. Dolayısıyla bu evrağın herhangi bir geçerliliği yok. O yüzden elinizde patlar. Bunu çevirtmeniz lazım. Ama normal çeviri de yetmez. Buna apostilli çeviri yaptırmanız lazım. Finlandiya'ya gelmek için oturum iznine iki şekilde başvurabilirsiniz. Bir, Türkiye'den konsolosluk aracılığıyla başvurabilirsiniz. Bu durumda oturum izninizin gelmesini Türkiye'de beklersiniz. Türkiye'de beklersiniz. Bu önemli bir husus. Finlandiya'ya gidebilirsiniz ama Finlandiya'ya gitmek için turistik vizesi almanız lazım. Ancak turistik vizeyle gider, bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık ziyaret edersiniz eşinizi, geri gelirsiniz. Eğer Türkiye'den başvurursanız oturma iznine. Ama ve lakin Finlandiya'dan oturma iznine başvurursanız aile birleşimi yoluyla, o zaman şöyle bir hakkınız var. Finlandiya hükümeti diyor ki senin oturum izni sonucun gelene kadar Finlandiya'da kalabilirsin. Böyle bir yasal hakkın var. Örneğin ben böyle yaptım. Finlandiya'ya geldim. Normal turistik vizeyle Finlandiya'ya geldim. Finlandiya'da eşimle evlendim. Eşimle evlendikten sonra direkt oturum iznine başvurdum. Bir diğer sorumuz ise şu. Oturum iznine başvurmak için ücret ne kadar? Yani ne kadar bir ücret ödüyorsunuz oturum iznine başvurmak için? 420 euro gibi bir para ödüyorsunuz. Yani 2018 yılına giriyoruz. Bu belki artar, belki azalır bilmiyorum ama ben 420 euro ödedim. Sonuncu da ben kendim böyle bir başlık eklemek istedim. İnce detaylar ve ipuçları. Burada da ben kendi hikayemi anlatmak istiyorum açıkçası. Ben nasıl oturum izni aldım? Benim halihazırda zaten bir turist vizem vardı. Finlandiya'ya gelip gittiğim için daha önceden. Daha sonra burada evlendik biz. Maistraati'de evlendik. Maistraati'de evlenince tabii böyle bir tane sertifika veriyorlar size Fince dilinde. İsterseniz İngilizce olarak da verebiliyorlar o dokümanı. Fark etmez. Altında sonuçta mührü var, damgası var, imzası var. Onun üzerine bir oturma iznine başvurduk. Oturum iznine başvurmadan önce aslında dikkat ettiğimiz nokta şu oldu. Şimdi oturma iznine başvuruyorsunuz. Başvurduktan sonra da size en yakın ofislerden bir tanesine gidip kimliğinizi kanıtlamanız isteniyor. Yani benim adım Ömer Çağran.
Yani ben geldim, oturum iznine başvurdum. Benim kimliğim budur abi diye pasaportunuzu göstermeniz lazım. Bu oturum izniyle alakalı. Ama şöyle bir durum var. Yaşadığınız yere göre değişebilmekle beraber bu işlemi yapabilmek için randevu almanız lazım. Ve bu randevuyu yaşadığınız yere göre uzun sürelere verebiliyorlar. Yarına randevu alamayabilirsiniz. Bir hafta sonrasında randevu alamayabilirsiniz. Dolayısıyla eğer vizenizin, turistik vizenizin bitmesine az kaldı ise daha oturum iznine başvurmadan bu randevuyu alın. Böyle bir güzellik var. Biz gittik oradan randevumuzu aldık. Daha sonra gerekli belgelerimizi topladık işte. Gerekli belgelerde bizim şöyle bir güzel yanımız oldu. Elin Eskişehir'de, Türkiye'de yaşamış da zaten bayağı bir süre. 3 kere biz oturum iznine başvurduk eline Türkiye'de. Oturum izni için Türkiye'den kart göndermişlerdi Eskişehir'de işte. O kartların hepsini scan ettirdik. Ondan sonra işte o oturum iznine başvururken koyduk. Daha sonra elim bayağı bir geldi gitti Türkiye'ye ziyaret için. Ben Finlandiya'ya geldim. Elim Finlandiya'ya geldikten sonra ziyaret için. Bunların hepsinin fotokopisini, işte ne derler, pasaport fotokopilerini hepsini oturum iznine başvururken koyduk. Bunlar çok önemli noktalar. Çünkü Finlandiya hükümeti, Finlandiya devleti doğal olarak sahte evlilikler üzerinden insanların Finlandiya'ya gelmesini istemiyor. Bir takım insanlar bu şekilde yapıyorlar ve bu istenmeyen bir durum. Bir şekilde beraber aynı şehirde, aynı ülkede yaşadığınızı, evlilik öncesinde yaşadığınızı göstermeniz lazım. Bu önemli bir husus oturum izni için. Bunların hepsini birleştirdik, başvurumuzu yaptık. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksınız. Ben oturum iznimi 6 saatte aldım. Hakikaten 6 saatte aldım. Sabah işte başvuru yaptıktan sonra gittim, ofis şeye kimliğimi kanıtladım. Ömer Çağran olduğumu kanıtladım. Bazı belgeleri teslim etmemiz gerekiyor doğru. Onu teslim ettik. Çıktık. Eve gelirken yaklaşık bir 6 saat sonra, 4-5 saat sonra mı, tam da hatırlamıyorum. Mesaj geldi. Başvurunuza bir yanıt gelmiştir diye. Başvurunuz sonuçlanmıştır. İnternet sitesinden kontrol edebilirsiniz diye bir şey geldi. Telefonuma mesaj geldi. Girdim baktım. Oturum iznim onaylanmıştı. Hakikaten. Şaka yapmıyorum. Ekran görüntüsünü de atabilirim size. Ama işte bazı insanlar da 9 ay bekliyor, 8 ay bekliyor, 7 ay bekleyebiliyor. Durumdan duruma göre değişiyor. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar ben de bilmiyorum. Önemli dikkat etmeniz gereken noktaları sizlere belirtmek istedim ben. Şimdilik aklıma gelenler bunlar benim. Çok da fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Oturum izni bayağı geniş bir kapsam. Sadece ben kendi tecrübelerimden dayanarak, neler yaşadığımdan örnekler vermek istedim size. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa, kanalımız hoşunuza gidiyorsa videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yağmurlu ve fırtınalı bir Finlandiya gününden hepinize selamlar. Görüşürüz.